Arkadaşlar, gün geçmiyor ki bir kaçak daha yakalamayalım. Selamünaleyküm diyerek videomuza başlayalım tabii. Daha demin çıktım, bir tane dolapçı gördüm. Hemen elime yemimi de aldım. Şimdi yavaş yavaş yukarı çıkacağım arkadaşlar. Çok güzel bir dolapçıya benziyor. Kırmızı çil. Çok şekilli bir hayvan. Şurada kümesin üstünde arkadaşlar. Kümesin üstünde sol şurada. Şu. Benim kuşum değil. Çıktım, gördüm. Görür görmez hemen aşağı indim. Gel. Acaba kuşun karnı aç mı? Bu arada postaların da dışarıda. Çatıya çıkamadım ya. Korkudan. Heh, gel. Gel. Yok. Kuşun karnı aç değil. Gel. Hadi oğluşum benim hadi. Hadi gel. Gel. Çok güzel bir erkek. Ama yere inmiyor ya. Gel. Hadi be oğlum be, hadi be. Çok güzel arkadaşlar, giydirmesi falan efsane. Yani göğsü kafası dolu, öyle söyleyeyim size. Güneş var, ekranı da göremiyorum. Doğru düzgün çektiğimden de emin değilim. Gel. Kalkıp gidecek diye korkuyorum ya. Ben şöyle bir kümesin kapısını açayım. Sakin, sakin, sakin. Aman ha. Gelin bakayım. Gel. Hadi be oğlum be, hadi be. Belli açsın biraz. Biraz açsın ama. Çok aç değilsin ama olsun. Gel. Dur şuraya atayım. Hedefi şimdi kaldırırsam hedeften korkar. Şuraya şöyle bırakayım. Gel. Hadi oğlum benim. Hadi ineceksin hadi. Hadi in. İn oğlum gel. Hadi. Hadi in ya, in artık hadi. Aferin sana. Arkadaşlar ayağında marka var mı? Yok. Gel. Ayağında marka yok ama boylu postlu bir kuş. Çok güzel bir şeye benziyor. Tüyde. Bu arada kuş tüyde. Ama karnı aç değil. Karnı aç olsaydı hemen yeme saldırırdı. Ben de yerde yakalardım. Benim bunu kümese sokmam lazım. Çok böyle cin bir kuşa benzemiyor. Böyle sakin tavırları var ama ne yapacağı belli olmaz. Birden pır kalkabilir. Ki benim postalarım da yerde. Bunların hepsi kalkmaya meyilli, birdenbire fırlamaya meyilli kuşlar. Aha gidiyor. Hadi. Gel. Kümese girecek ya. Direkt kümese girecek arkadaşlar. Hadi inşallah. Çok güzel giydirmesi var ya. Kaşınıyor. Hadi oğlum benim, gir kümese. Ay girmeyecek, kaçacak. Gel. Açmış. Vallahi açmış. Gel. Vallahi ben şey dedim ama çok ürkek bir kuş arkadaşlar. Gel. Dur ben buldum. Şu kümesinin önüne bir yem atayım biraz. Heh. Hepsi oraya bir gitsin. Gel. Ben bunu kümese sokacağım. Elle yakalanacak kadar aç değil. Hadi oğlum benim hadi. Hadi gireceksin, boylu postusun maşallah hadi.
Hadi gir içeriye. Hadi. Gir 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 gir. Ay kaçacak. Vallahi kaçacak. Lan gir içeriye. Ah. Arkadaşlar yakaladık. Vallahi da billahi da hemen şurayı kapatayım. Bir dakika. Vallahi da billahi da yakaladık. Çok efsane bir şey ya. Ya benim kaçırdığım kuşana kar çok benziyor ya. O olabilir mi diyeceğim ama onun bu kadar göğsü kırmızı değildi. Bu kırmızı çil arkadaşlar göğsü dolu yani çilli çilli değil. Kırmızılı daha fazla, daha yoğun. Ayağında marka yok. Hop, nereye? Bilmiyorsun tabii. Tele yapışırsın öne. Artist. Otelden çıkılmayacağını nasıl bilemezsin sen? Maşallah. Çok boylu poslu bir şey. Erkek arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kuş. Ay maşallah. Ayağında bir tane turuncu, bir tane beyaz boncuk var. Diğer ayağında da yeşil klips var. Vallahi güzel kuş ya. Tüyde. Neyse. Ben şöyle bir arkadaşlar. Ne yapsam ki bunu ya? Bunu ben tele alayım. Kümeste durmasın. Gel. Gel 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 gel. Bakalım şöyle bir. Ay maşallah. Şöyle sabitleyeyim de. Ne olmaz. Açılırsa gider. Arkadaşlar çok güzel ya. Maşallah. Ya kuşları böyle açık bırakmak çok avantajlı. Tamam biliyorum söz vermiştim. Kuşları artık İçeride bırakacağım, dışarıda bırakmayacağım demiştim. Martılar geliyor, saldırıyor demiştim. Al. Eşek sıpaları sizi. Ya var ya yemin ederim bütün yemler gidiyor bak. Arkadaşlar burası bayır ya. Bütün böyle filer, bezelyeler hepsi gitti bak. Eşek sıpaları sizi. Bol buldunuz tabii. Al şimdi koşturun yem peşine. Hepsi aşağı gitti. Eşek sıpaları ya. Arkadaşlar görüyor musunuz postaları? Böyle füze gibi kalkıp gidiyorlar ya. İşte kaçak varken de böyle olursa hay maşallah benim kuşlarıma. Kaçak yerdeyken de bunu yapsalardı o kaçak giderdi. Şükürler olsun öyle bir yeltenmediler kalkmaya. Kelebeklerin de kalkmışlar adaya. Kelebekler kalkmış, dolapçılar kalkmış. Bakın bir posta geri geldi. Hop kondu. Alıştılar benim oğullarım ya. Çocuklarım, kızlarım. Dur sen çıkma. Sen bir yere gidemezsin. Arkadaşlar çok güzel bir erkek. Elimde böyle bir tane dişi var. Ona vuracağım büyük ihtimalle. Cuk oturdu diyeyim size. Onu da şurada göstermem lazım ama şu anda posta kümesim kapalı. Bakın garip geldi. Burada bir tane limoni postam var. Artık kuşlar direkt uçup buraya gelebiliyor. Eskisi gibi oraya konmuyorlar. Tabii gene konuyorlar ama o kadar çok değil. Bakın şimdi hop kondular. Ulan iyi ki dedik ha. Vallahi billahi iyi ki dedik. Neyse. Arkadaşlar bu gidişle ben dolapçı besleyen bir güvercin sever olacağım. Dolapçı besleyen bir kuşçu olacağım. Kümesimde çok fazla dolapçı olmaya başladı. Biliyorsunuz geçen günlerde bir arka tepe yakaladık. Şimdi bu iki. Zaten dolapçı almıştım. Sizlerle videosunu paylaşmıştım. 4 tane çok güzel dolapçı getirmiştim buraya. Onları daha uçurmak nasip olmadı. Vakitsizlikten kuşları yerde gezindiremedim ki alışsınlar da uçurayım diye. Hep bu kümesin içindelerdi. Hala bu kümesin içindeler. Ama Allah izin verirse yavaş 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 çıkaracağım. Teker teker çıkaracağım. Bakın postalarıma.
Bu ölürüm ben size. Oraya iki tanesi konmuş. Şurada şekeriyle beyaz orada. Ama maviler gelecek. Burada dört tane mavi var, bir tane Arap var. Aferin çocuklarıma benim. Ne yapsam acaba, bütün kelebekleri, martileri çıkarsam da full dolapçı mı beslesem arkadaşlar? Vallahi gidişat onu gösteriyor. Ama ayıklayacağım. Gerçekten kuş ayıklamam gerekiyor. Fazla. Yani kötü kuşlar değiller ama fazlalar. Eşime, dostuma, yakın bölgedeki arkadaşlarıma dağıtacağım. Biz dağıtıyoruz. Biz böyle veriyoruz. Allah bize yolluyor. Ay maşallah be. Şunun güzelliğe bak. Sakin, sakin, sakin. Boylu postu bir şey arkadaşlar. Ben mesela bunun böyle kuyrukları da beyaz olanı çok seviyorum. Bunun kuyruklarına bakayım. Var. Böyle 3-5 tane kahverengi tüy var. Bembeyaz olunca kuyrukları daha güzel oluyor. Sadece böyle kafasından giydirme, şöyle kırmızı şurada bitiyor. İşte aynı bu şekilde böyle bitiyor. Bundan sonrası komple beyaz oluyor. Kostüm olarak da çok güzel duruyorlar. Dönüşleri zaten takdire şayan. Yani gerçekten döneni, dolapçının gerçekten döneni takdire şayan, izlettiriyor kendini. Bunu bilmiyorum. Dediğim gibi çatıya çıkar çıkmaz gördüm, hemen aşağıya indim. Yani şöyle söyleyeyim, kafamı şuradan çıkardım, çıkarır çıkarmaz gördüm, aşağı indim. Fırsattan istifade de hemen kamerayı açtım. Sizinle paylaşmak istedim. Kuşlarım dediğim gibi dışarıdalardı. Onların dışarıda olmasının avantajı. Şimdi böyle güçsüz, kuvvetsiz, sıkıntılı bir kuşum olmadığı için, burada hasta bir kuşum olmadığı için, uçamayan bir kuşum olmadığı için martılar gelse de çok büyük problem olacağını sanmıyorum. Hepsi zaten kalkıp kaçıyor. Martı da kovalayamıyor, yetişemiyor güvercinlere. Bir tane kuşum var, şu Arap. Tuslanmış mı bu? Şu Arap. Bu yavrum, kendi yavrum ama kronik bir rahatsızlığı var. İlk yavruyken, tüylerini yeni çıkarırken poposunda bir ur çıkmıştı. Onu tedavi ettim, o gitti. Sonrasında ayağında çıktı. Onu da şu anda tedavi etmeye çalışıyorum. Yani arkadaşlar, bir yerinden düzeltiyorum, öbür yerinden bozuluyor. Bunda kronik bir rahatsızlık var. Ne yaptıysak düzeltemedik. Bir bu var yani, çelimsiz olan. Diğer bütün kuşlarım cin gibi. O yüzden bir martının da bana çok büyük bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Bakın postalarım geldiler, indiler. Maşallah çocuklarım ha. Kısa günün kârı, hayırlı uğurlu olsun kümesimize. Çok güzel bir dolapçı. Allah izin verirse bunları uçuracağız, size seyrettireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.